Arkadaşlar merhaba, Serdiyo kanalına hoş geldiniz. Bir anket oluşturmuştum hatırlarsanız YouTube ve Instagram üzerinden. Bu ankete göre hangi proje yapalım diye sizlere sormuştum. Sizler de alarm sistemi diye seçtiniz. Ve bu projeyi şimdi gerçekleştireceğiz. Sizler de arkadaşlar sosyal medya hesaplarını takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. İletişimli olmaya çalışıyoruz. Orada işte sizlere soru yöneltiyoruz. Hangi projeyi geliştirelim, neler yapalım ya da yaptığımız projelerin ön izlenimlerini YouTube'dan önce orada paylaşıyoruz. Sizler de Instagram ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek daha hızlı bizlerle etkileşim sağlayabilirsiniz. Dilerseniz vakit kaybetmeden projenin detayları geçelim. İyi seyirler. Bağlantıları zaten ben daha önce yapmıştım. Ama sizlere şu şekilde anlatmam gerekirse ilk önce malzemelerimi söyleyeyim. Keypad kullandım şurada. Bu tuş takımı ile birlikte şifreleme sistemi oluşturmuştum. Bu şifreleme sistemini tuş takımı ile gerçekleştiriyoruz. LCD panelde de görüntü almak için kullandım. Ultra sensör arkadaşlar, hareket sensörüm yoktu. Bu yüzden ultra sensör kullanmaya karar verdim. Ve buzzer'ımız var. 2 adet de LED kullandım aslında. LED'leri kodu ekledim ama sisteme dahil etmedim. Siz isterseniz sisteme de dahil edebilirsiniz ki bunu topladığımızda sisteme dahil edeceğiz. Burada bir tane ESP8266 kullandım. Bununla da internet üzerinden sistemi kontrol etmeyi de göstermiş olacağım. 4x4 keypad'imiz Arduino'nun dijital 2. pininden 9. pinine kadar sırayla bağlantılarını yaptık. Ardından ESP8266'ımız vardı. RX ve TX pinlerini haberleşme olarak kullandık. VCC ve GND pinlerini bağlantılarını yaptık. Üzerine ultra sensörümüz vardı. Bunları da yanlış hatırlamıyorsam 10. ve 11. pinlere bağlantılarını yapmıştım. Kodda da biraz sonra bakarız. Daha sonra arkadaşlar LCD panelim için ikarici modülü kullandığım için analog 4 ve analog 5 pinlerini kullanmam yeterli oldu. Buzzer'ımızda analog pinimizi kullanmak istedim. Analog 0'ı kullandım. Dijital pin olarak kullandım analogumuzu. Dijital geriye kalan dijital 11 ve 12. pinlerimize LED bağlamıştım. Dediğim gibi LED bağlantısı şu an bağlantılarını yapmadım ama kutulayacağımız zaman LED'leri de sisteme dahil etmiş olacağız. Dilerseniz şimdi kod kısmına geçelim ve sistemin nasıl çalıştığını sizlerle birlikte bir inceleyelim. Öncelikle gördüğünüz gibi bu şekilde breadboard üzerinde bağlantılarını görüyorsunuz. Daha sonra ikinci videomuzda bunu toplanmış bir şekilde göreceksiniz. Yani bu sistemi gerçekten bir yere kuracağız. Anlatmam için sistemi bu şekilde breadboard üzerine kurarak sizlere tanıtmaya çalışacağım. Şu an alarm kurulmadı yazıyor. Keypad üzerinden doğru şifreye girdiğimde sistemimizi alarmını aktifleştireceğiz. Şu şekilde doğru şifreye giriyorum. 1, 2, 3, 4 şifremiz. Yıldız tuşuna bastığımda alarm kuruldu şeklinde mesaj döndürdü. Şu şekilde sizlere de yaklaştırayım. Sensörümüz devreye girdi. Şimdi elimi yaklaştırdım ya da herhangi bir şey geçirdiğimde buzzer'ımız aktif hale geçecek. Evet, şu an harekette başladı. Hareket algılandı şeklinde mesaj döndürüyor. Durdurmak için diğer bir parolama girmem gerekiyor. Yani diğer parolamda durdurma parolası da 1 olarak girdim. İki parola da farklı. İsterseniz aynı parola da kullanabilirsiniz. Benim gibi farklı parolaları da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sistemi bu şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Atıyorum şifreyi kurmadan gittiniz. Yani alarmı kurmadan gittiniz. Uzaktan kurmak gerekiyor. O zaman da ESP8266 devreye giriyor. Bununla da birlikte internet üzerinden kontrol edebiliyoruz. Şu an açılan sayfamızda alarmı aç ve kapalı seçeneklerimiz var. Alarmı aç dediğimde sistemin kurulumunu başlatıyor. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi uzaktan alarm kuruldu ve sensörümüz yine devreye girdi. Şimdi tekrardan sensörümüzü çalıştırmak için yani engel tanımlatacağım. Yani önünden geçeceğim ya da hareket algılatacağım. Evet, şu an gördüğünüz gibi hareket tekrardan algılandı. İstersen bu sistemi uzaktan kapatabilirim. Ekranda da görüyorsunuz hareket algılandı şeklinde mesaj döndürüyor. İstersem hareketi buradan kapatabilirim ya da sisteme yani parolayla da durdurabilirim. Buradan kapatmak istiyorum. Uzaktan kapatmak için alarmı kapat dedim ve sistemi şu an kapatmış oldum. Tekrar parolaya girerek de sistemi tekrardan kontrol edebilirim. Kodları inceleyecek olursak kütüphanelerimizi hallettim. 4x4 keypad kullandığım için keypad kütüphanesini ve liquid crystal yani LCD panelin ikarici modülünü beraber dahil ettim sistemimize. Daha sonra ağ bilgilerimi girdim. Buradaki ağ bilgilerim ESP8266'yı çalıştırmamız için web sunucusunu başlatıyor. Satır ve sütun oranlarını girdim. Değişkenlerimi tanımladım. Burada doğru led ve yanlış led de eklemiştim. Dediğim gibi sisteme dahil etmedim. Bunu kutulayacağımız zaman orada doğru yanlış ledlerimizi etkinleştirmiş olacağım. Buzzer'ımıza analog 0 eklediğimi söylemiştim.
Password şifremiz 1234 ve diğer password yani durdurma şifremiz de 1 olarak atamasını yaptım. Daha sonra değişkenler tanımladım. Bu değişkenler de bizim sensörümüzün çalıştırması için gerekli olan değişkenlerimiz. Karakterlerimiz için Keypad biliyorsunuz daha önceki videolarımızda da kurulumunu yapmıştık. Keypad'in kurulumlarını burada satır üstü bilgilerine girdim. Ve bağlantılarını da burada tanımladım. Satır aralığı 2 ile 5'i, sütun aralığı da 6 ile 9. pinler arasında olduğunu söyledim. Daha sonra setup kısmında kurulumlarımızı başlattım. Serial Begin 115.200 bağında başlatarak SCP-8066'nın verilerini başlatmış oldum. Burada giriş ve çıkışlarımızı tanımladım. Bunlara göre de sistemimizi ekranda neler yazdırması gerektiğini LCD panelimizin kurulumunu tamamladım. Biliyorsunuz loop döngüsünde ayrı şeyler yaptırmak için milisaniye kullanabiliyoruz ya da timer kullanabiliyoruz. Burada milis kullandım. Burada milis yeni zaman ve eski zaman aralığında yani birer saniye aralıklarında sensörümüzün devreye girmesini fakat sensör durumuna göre bağlı olmasını söyledim. Yani bunu da aşağıdaki biraz sonra göreceğiniz yerde atamasını yaptım. Eğer bu aşamalar olursa sensörümüz devreye girecek. Algılanma da sıfıra gelip sensörümüz ölçüm değerlerini bize verecek. Bu gelen verilere göre de sistemimiz aktif hale geçmiş olacak. Eğer tuş basılırsa yani herhangi bir tuşa basıldığında doğru tuşlara basıldığında yani basılan tuş şifremizle aynıysa o zaman alarm kuruldu yazısını yazdıracak. Buraları cursor kolom yani 6. kolomdan başlamasını satır yani özür dilerim 6. sütundan başlaması gerektiğini söyledim. Burada sensörümüzün gerekli verileri başlattım. Void alarm kontrol sisteminde ise stringlerimizi burada tanımladım arkadaşlar. Yani burada ne yaptırdım? Eğer gelen pin yani ona basıldıysa alarm kuruldu. Eğer off'a basıldıysa da alarmı durduruldu şeklinde komutları girdirdim. Oldukça basit. Sadece burada farklı farklı versiyonları tek bir proje haline getirdim. Yani ESP ile uzaktan LED kontrol etme olayını, ultrasensör mesafe ölçme olayını, Keypad'de de ekrana yazı yazdırma olayını. Bunların hepsini senkronize olarak birleştirdiğimizde alarm sistemimiz devreye girmiş oldu. Evet arkadaşlar bir projenin daha sonuna geldik. Bu projenin kaynak kodlarını yine sezernew.com adresinde bulabilirsiniz. Kafanıza takılan ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka projeler videolarda görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.